Annen doğru olanı yaptı Memo. Senin yerin kardeşinin yanı. Benim yanım. Bu meleği göremeyeceğin anlamına gelmiyor. Biliyorsun değil mi? Evet. Annem de öyle söyledi. Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var Memo. Ben hepimizin çok mutlu olacağından eminim. Gerçekten mi? Hepimiz mi? Gerçekten. Peki anne. O da mutlu olacak mı? Elbette. Ama bunun için önce senin mutlu olman şart. Ve annenin de bunu görmesi şart. Niye şart? Çünkü Memo, bir anne, bir baba ancak çocuğu mutluysa mutlu olur ya da mutsuz. Anlıyor musun? Evet, galiba. Hadi sana iyi dersler. Günaydın. Hadi anne. İyi dersler. Memo nerede Melek teyze? Memo artık babasında kalacak işte. Oradan gidip gelecek okula. Ya. Kız eskiden başka okula gidiyordu. Şimdi sizin okula geri döndü. En azından okulda göreceksin yani. Evet, hiç yoktan iyidir. Tabii. Hadi o zaman görüşürüz. Hadi. İyi dersler Çino. Kız Osman doğru söylüyor vallahi. Şu halimize bak. Memo da böyle mi olsun istersin? Olmasın Peri, olmasın işte yani. Olmasın diye gittim kendi ellerimle bıraktım işte çocuğumu onun için. Onun yeri için. Dönük artık babanın yanında kalacaksın. Evet ya öyle görünüyor. Ne zormuş ya annesi babası ayrı çocuk olmak. Ama bir de iyi tarafından düşün. Düşünsene bir tarafa gidiyorsun yemek yiyorsun. Ondan sonra diğer tarafa gidiyorsun açılıyorsun bir daha yiyorsun. Bedir bir sus ya. Ama arada sırada uğrarsın değil mi mahalleye? Tabii kızım. Annemler ayrılacak değilim. Tilkinin dönüp dolaştığı yer yine kürkçü dükkanı olurmuş. Ya kanka. Şimdi o kürkçü dükkanı dediğin bir tane olur. Bir tane oldu mu sıkıyor yani. Rahat bırakmıyor. Aradın kapış. Sen de haklısın yani. Zor iş. Günaydın çocuklar. Oturun yerlerinize. Öğretmenim sınav sonuçlarımızı açıklayacak mısınız? Evet açıklayacağım birazdan. Oğlum bu sefer de zayıf alırsam var ya babam beni bitirecek ha. Kaan 65. Çiğdem 70. Aferin. Selami 40. Dayak geliyorum demez oğlum bak bu akşam dikkatli ol. Vallahi ben yüzlük kağıt verdim. Memo 0. Ne? Hocam ben yüzlük kağıt verdim. Yüzlük kağıt vermişsin ama sen yapmamışsın. Nasıl yani? Kopya çekmişsin Memo. Ama hocam ben kopya çekmedim ki. Müdür bey seni odasında bekliyor. Hadi yürü. Ya hocam ya. Yürü. Sırf vermeyelim bana. Hocam sen kendin. Al bakalım sana da. Teşekkürler. Ben kopya çekmedim hocam. Kamera kayıtları öyle demiyor ama. Ne kaydı? Evet her şey açık ve seçik ortada. Bu yaptığının büyük bir suç olduğunu biliyorsun değil mi? Annene babana söyle. Yarın okul çıkışı gelsinler onlarla görüşmek istiyorum. Ya hocam onları karıştırmasak. Dediğimi yap Memo. Ulan Memo. Çok fena patladın. Ama senin kimi patlattığını ben çok iyi biliyorum. Kamera kaydıymış. Hadi
Hadi lan, ne kaydı? Hadi yıkıl kuyruk. O ispiyonladı beni. Ben ona çok fena hesabını soracağım. Alo. Efendim müdür bey. Bir sorun mu var? Onur bey. Memo'ya bugün için sizi görmek istediğimizi söylemiştik ama. Yok hayır. Memo bana bir şey demedi. Tahmin ettik zaten. Onun için arıyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Tamam. Tamam müdür bey. Geliyorum. Hemen geliyorum. Ah be Memo. Ah be oğlum. Bir rahat dur ya, bir rahat dur. Ulan kıl kuyruk. Beni ispiyonlamak neymiş göstereceğim sana. Hadi be Can, sen nerede kaldın? Bak oğlum. O kıl kuyruk beni şikayet etti diye benim annem şu an müdürle konuşuyor. Yine eşit bin türlü azar işin yoksa. Of ya. Babam da öğrenecek şimdi. Ama o kıl kuyruk bunun hesabını verecek. Benim de misin? Her zaman seninleyim. Aklındaki plan ne? Var aklımda bir şeyler. Melek. Onur. Ay ben şey için, Memo için çağırdı müdür bey. Beni de çağırdı. Kim bilir ne yaptı gene. Hadi öğrenelim. Evet buyurun. Onur bey, Melek Hanım hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Müdür bey ne oldu? İnşallah fena bir şey değil. Memo kopya çekmiş. Üstelik kardeşi de ona yardım etmiş. Kardeşim bak tam burası tamam mı? Tam buraya. Sen oradan ben buradan başlıyoruz. Güzel yaz. Anne ve babaları ayrı çocuklarda böyle haylazlıklar, aşırılıklar gözlemleyebiliyoruz. Hoş Memo bundan önce de çok farklı değildi. Koridora muz kabuğu atıp öğretmenlerini ve arkadaşlarını düşürmekten tutun da okulun su borusunu patlatmaya kadar. Ama yani o su borusu kaza olmuştu. Su borusu yani kaza olarak olmuştu o müdür bey. Evet ama Özge öğretmenin son duydukları... Ne duymuş? Memo arkadaşlarına dert yanıyormuş işim çok zor diye. Bir annemde kalmak, bir babamda kalmak beni çok zorluyor diye şikayet ediyormuş. Bu süreçte çocukları, özellikle de Memo'yu çok yıprattık galiba. Galiba. O gece olanlar... O gece olanlar için üzgünüm. Ertesi gün sen bana çocukları getirdiğinde sizi gördüm. Vedalaşırken. Senin bakışını. Bu beni daha çok üzdü Melek. Ben böyle olsun istemezdim. Ben de istemezdim. O gece... Bak seni kırdıysam... Hayır, ben kırgın değilim. Sana kırgın değilim Onur. Aksine, haklıydın. Memo'nun senin yanında kalması daha doğru. Öyle düşünmene gerçekten sevindim. Neye güldün? Ya bugün okulda müdür bey. Hani dedi ya, böyle ayrılan anneler, babalar. Ya Melek, biz seninle ne zaman evlendik? Ne zaman çocuklarımız oldu? Ne zaman ayrıldık? Ben hiçbir şey anlamadım. Olan şu olur. Bundan sonra biz önemli değiliz anlıyor musun? Önemli olan çocuklar için doğru olanın ne oldu? Bizim yapmamız gereken de o. Haklısın. Haklısın.
Çok haklısın. Melek. Çocukları, Memo'yu ne zaman istersen görebilirsin. Biliyorsun değil mi? Sağ olasın. Ben gideyim artık. Melek. Bütün bu konuştuklarımız bugün, bütün bu olanlar, bu bir veda değil, değil mi? Yok. Yok yani niye öyle olsun ki? Güzel. Çünkü eğer öyle olsaydı içim çok acırdı. Hem de çok. Hoşça kal.